Kuyruksuz. Olur. Dün gece erken yatacağım dedin ama benden sonra dışarı çıkmıştın. Evet ya, biraz başım ağrınca böyle dışarı geçsem geçer diye düşündüm. Geçti mi bari? Başın ağrısı yani. Evet evet, geçti ya. Benim arada böyle oluyor, sonra işte geçiyor. Masar. Yani ben böyle göz göre göre bana yalan söylemeni daha fazla izleyemeyeceğim. Dün akşam Reyhan'ın yanına gittiğini biliyorum. Daha iyi oldun mu? Biraz daha iyiyim. Acaba yediğin bir şey falan mı dokundu? Bilmem, olabilir. Böyle birden kusasım geldi, zor yetiştim buraya. Neyse sen biraz toparlan da hava almaya çıkalım istersen. Ha tamam, olur. Aslında ben sana bunu söyleyecektim ama yani şu an değil. Daha sakin, daha rahat bir zamanda. Ama sen böyle üstüme gelince... Önemli değil. Yani ben bunu neden yaptığını biliyorum. İçinde bunca yıllık öfke var. Birden bunları anlatıp rahatlamak istedin. İnşallah rahatlamışsındır da. Yani evet. Aslında rahatladım doğrusu. Yani ağzıma geleni söyledim işte. Ayıp bir yaptığını. Ne biçim insansın sen? Bunca zaman sonra niye geri dönüyorsun? Niyetin ne? Öyle şeyler işte. Yüzsüz değilse anlamıştır herhalde artık. Yani şey demek istedim. Ona da yazık. O da içinde böyle seninle ilgili, ilişkiyle ilgili bir umut beslemesin diye demek istedim. Çok affedersin. Annem arıyor. Efendim anneciğim? Aa. Gerçekten mi? Masar yanımda oturuyor. Çok güzel haber bu. Tamam, ona da söyleyeceğim hemen. Tamam anneşkom. Akşam konuşuruz tekrardan. Hoşça kal. Masar annem düğün hazırlıkları için İstanbul'a geliyormuş. İstanbul'a mı geliyormuş? Evet. Bu harika bir haber ya. Ablamın düğününde de çok yardımcı oldu biliyorsun. Yani annem bu konularda çok iyidir. Süper, sana da bana da çok yardımcı olacak. Öyle öyle. Evet doğru. Canım. Her şeyimsin sen benim ya. Canım. Aklın hala dün geceki olayda mı? Ya üstüme vazife değil ama siz sevgili miydiniz? Hayır değildik. Biz sadece... Sadece ne? Ben de bilmiyorum ki. Sahiden biz neydik onunla? Ya biz arkadaştık. Bizim komşumuzdu. İkimiz de sevdiğimiz birini kaybetmiştik. Zaten terapide karşılaştık. Sonra da bir gün beni sevdiğini söyledi. Sen ona söyledin mi? Yani ben de seni seviyorum dedin mi? Yani bir önemi yok artık bunun. Yani şu an biriyle evleniyor. Yok, şu an için söylemedim. Yani eskiden sen onu sevmiş miydin? Yani böyle onu görünce kalbin hızlı hızlı çarpıyor muydu? Ya onu düşününce içinden bir şeyler taşıyacak gibi oluyor muydu? Ya çünkü eğer öyle oluyorsa... O zaman bunun adı sevgi. Sen bana söylemiştin, hatırlıyor musun? Sen onu sevdiysen niye gittin ki? Ya sen de mi bana hesap soruyorsun ya? Zaten dün gece ağzımı açıp tek laf edemediğim için sinir oluyorum. Yani gittiysem gittim. Benim kendime göre nedenlerim olamaz mı? Mesela
korkmuşumdur belki. Tekrar birini seversem onu da kaybedeceğim diye korkmuş olamaz mıyım yani ya? Yeter artık ya. Yani herkes benim üstüme gelmesin böyle. Yok yok, sen beni yanlış anladın. Ben öyle demek istemedim. Ya bana kızma. Kime kızıyorsan git ona kız. Böyle böyle de. Ya bir de benim açımdan bakın de. Benim de kendimce sebeplerim vardı. Çık söyle yani. Vallahi rahatlarsın. Neyse canım, yani tekrar muhatap olmaya lüzum yok. Giden gitti yani. Bitti gitti. Büyüklük bende kalsın. Gerek yok.